Maydevra, ne oldu? Beni şikayet etmeye mi gittin yine? Malum, başka türlü giremiyoruz Naz odaya. Son hadiseler bir hayli asabını bozmuş anlaşılan. Çırpındıkça batıyorsun. Bu iyi günlerin Hürrem. Yerinde olsam keyfini sürerim. Boş laflar, karnım tok benim. Şehzademin dairesi ne oldu, sen onu söyle. Neden hala hazır değil? Tadilatı devam ediyor. Ne bitmiş, tadilatmış? Sarayı mı yaptırıyorsun yoksa? Mustafa'm sancağa çıkıyor. Onun hazırlıklarıyla meşgulüm. Bilahare alakadar olacağım daireyle. Derhal hazırlanacak o daire. Sen bana emir veremezsin Hürrem. Zira haremi ben yönetiyorum. Maydevran, sen haremi yönetebilirsin. Fakat unutma, ben de has odayı yönetiyorum. İlaveten İbrahim Paşa'na güvenme. O bugün var, yarın yok. Sultan. Bir şey mi oldu? Fidan Hatun'a söyle. Derhal bir cariye seçsin. Şu yeni gelenler arasında Rus bir hatun vardı. Neydi adı? Olga'yı mı diyorsunuz sultanım? Ha, evet. Onu hazırlasınlar. Şehzademiz için mi sultan? Ne şehzadesi Fatma? Hünkârımıza sunacak. Görsün bakalım. Has odayı kim yönetiyormuş? Maydevran. Meşgul etme beni Hürrem. Neyle meşgul olduğunu duydum. Hünkârımıza cariye sunmuşsun. Ben validemize vekalet ediyorum. Hünkârımızı memnun etmek benim vazifelerimden biri. Allah sana başka keder vermesin. Bir kadın olarak eksikliğini böyle mi örtüyorsun? Sen kendi derdine yan Hürrem. Hünkârımız hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? Hangi cariye bu? Yoksa şu gelen mi? Daha önce de hünkârımıza hatunlar sunuldu. Hatta bir prenses bile vardı aralarında. Neredeler şimdi? Bir bak bakalım etrafına. Benden başkasını görebiliyor musun? Vaktiyle ben de çok sevildim Hürrem. Mustafa'm bu aşkın meyvesi. İstersen Gülfe Matun'a sor. Benim yüzümden ne acılar çektiğini anlatır sana. Hep böyle maziyle vurulacaksın neyse ki. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu kabullenmek zor. Ama kabullendim. Zira hakikat bu. Ne yaparsan yap değiştiremiyorsun. Bu senin için de geçerli. Bir gün bir hatun gelecek. O sarsılmaz, yıkılmaz dediğin aşkını yerle bir edecek. Maydevran, beni kendinle bir tutma. Dünyanın bütün hatunları bir araya gelip haykırırsa benim fısıltımı bile bastıramazlar. Bu kibir senin sonun olacak Hürrem. Acılar içinde kıvranırken bu lafları hatırlatacağım sana. Maydevran, sen yoksun artık. Yakında gideceksin buradan. Senin kuvvetin yetmez buna. Hünkârım.
Hünkârımız demek bu yüzden ayrıldı Hasado'dan. Sultanım, size söylemiştim. Validemiz iyi olacak. Tekrar aramıza dönecek. Benim de tek dileğim bu. Zira bu halinden medet umandır. Nefesi kursağında kalacak. Gülfem Hatun, hünkârımız neden çağırmış? Yeni haznedarın tayiniyle alakalı fikrimi almak istediler. Lakin kimi söylediysen kabul etmediler. Kimse tayin edilmedi mi? Edildi sultanım. Edildi. Artık haremin baş haznedarı benim. Ne güzel. Tebrik ederim Gülfem Hatun. Sağ olun sultanım. Hayırlı olsun Gülfem Hatun. Sağ olun. Sultan. Ne yapıyorsun sen? Hazırlıklarla alakalı malumat geldi sultanım. Onları okuyordum. Vaziyet nedir? Her şey emrettiğiniz üzere tedarik ediliyor sultanım. Lakin ödemeleri bir an evvel çözmemizi icap eder. Yarın defterdarla görüşeceğim. Ek tahsisat isteyeceğim. Fakat Gülfem Hatun'un baş haznedar olması hiç iyi olmadı. Her haznedar gibi size tabi olmak durumunda. Öyle de. Her işe burnunu sokacaktır şimdi. Gelişme var mı daha yahut? Vaziyet aynı sultanım. Sultanım, ben de sizin yanınıza gelecektim. Ne oldu ki? Haremin defterlerini tetkik ettim. Yaptığınız harcamaların bir karşılığı yok. Gidişat fena. Derhal bu vaziyete bir çözüm bulmamız icap ediyor. Gelir gelmez ilk icraatım bu mu? Bu benim vazifem artık sultanım. Sefer arifesinde tasarruf etmek lazımken israf ediliyor. Bunu hünkârımıza nasıl açıklarsınız? Haddini bil. Üzerine vazife olmayan işlere karışma. Laflarınıza dikkat edin. Benimle böyle konuşamazsınız. Karşınızda sadece haznedar değil, hünkârın kadını var. Ben nasıl size hürmet ediyorsam, siz de bana edeceksiniz. Sultanım. Gülfem. Bir şey mi oldu? Hayır sultanım. Konuşuyorduk öyle. Gel. Sultanım. Neredesin sen Fatma? Hazırlıklarla meşguldüm sultanım. Mustafa'm için hazırlanan cariyeye ne oldu? Duyduğuma göre şifahanede kalmış o gece. Halvete giderken merdivenlerden düştü sultanım. Heyecandan olsa gerek. Eminim öyledir. Bu gece tekrar götüreceksin onu. Sultanım. Bu kez dikkatli ol. Başına bir hal gelirse senden bilirim. İskender Çelebi, keyfimden yapmıyorum bu harcamaları. Şehzadem sancağa çıkıyor. Anlıyorum sultanım. Fakat elimden bir şey gelmez. İstediğiniz meblağ çok yüksek. Önümüzde sefer var. Ek tahsisat ayırmam mümkün değil. İbrahim Paşa ile konuşun.
Benim istediğimi söyleyin. Üzgünüm sultanım. Şu an elimizde hiç altın yok. Hepsi sefer hazırlıklarına gidiyor. Ben ne yapacağım peki? Defterdar olarak bir çözüm bulun. Bunun tek bir çözümü var sultanım. Borç alacaksınız. Nasıl? Kimden? Yahudi sarraflardan. Biz de ihtiyaç halinde kendilerinden borç alırız. Arzu ederseniz bir hatun sarraf yollayabilirim size. Neden siz alıp vermiyorsunuz? Eğer bunu yaparsam sebebini izah etmeye mecbur kalırım. Lakin siz alırsanız kimse bilmez. Vakti gelince de ödersiniz. Böylece hadise duyulmadan mesele hallolmuş olur. Anladım. Öyleyse yollayın birini. Sultanım. Defterdarla konuştum Fatma. Yahudi bir sarraf hatun gönderecek. Ondan aldığımız borçla açığı kapatacağız. Anladım sultanım. Ne anladın Fatma? Beni dinlemiyorsun ki, aklın nerede senin? Sultanım, bir hata olmuş galiba. Manisa Sarayı'na gidecek cariyeler arasında ismim yoktu. Şu mesele. Sen benimle kalıyorsun. Sana ihtiyacım olacak. Ben her daim hizmetinizdeyim elbet. Fakat dün gece... Haberim var. Hatun'u yollayıp kendin girmişsin halvete. Ne haddime sultanım. Şehzademiz öyle arzu etti. Neyse ne. Şu an yollamam seni. İcap ederse Bilal'e gidersin. Siz nasıl isterseniz sultanım. Güzel hatun. Sultanım. Hoş geldin. Ben de seninle görüşmek istiyordum. Bir şey mi oldu? Mustafa'mın sancağı çıkmasıyla alakalı hazırlıklar ne durumda? Malum. 3 gün sonra yola revan olacak. Bütün hazırlıklar tamam sultanım. Bizzat alakadar oluyorum. Güzel. Aman bir eksik olmasın. Mustafa'mı layığıyla yolcu etmek icap eder. Neyse. Sen niçin gelmiştin? Yemyelerse mevzu hallediyorum. Tahsisat ayrıldı. Gelecek. Anladım. Ben hünkârımızın kararını tebliğ etmeye geldim. Bu sabah kendisiyle görüştüm. Haremin idaresiyle alakalı karar verilmiş. Silsile gereği vekaleten yürüttüğünüz vazifenizi... artık asaleten yürütmenizi buyurdular. Maydevran. Hürrem. Beni tebrik etmeye mi geliyorsun yoksa? Hünkârımızın kararından haberin vardır herhalde. Evet, duydum. Kötü haber tez yayılır. Ne? Bu ne güzellik böyle? Kıyafetin çok hoş. Mücevherlerin, saçların. Fakat merak ediyorum, kimin için süsleniyorsun böyle? Bu debdebe kimin için? Her gece yalnız uyuyan bir kadın için biraz fazla değil mi? Ben dairemi geçiyorum. Fatma dönünce yanıma gelsin. Emredersiniz sultanım. Maydevran. Neler oluyor burada?
Ne oluyorsa oluyor. Sana mı hesap vereceğim bir de? Anlaşılan varemizin dairesine yerleşiyorsun. Bir sakıncası mı var? Hiç vakit kaybetme. Daha ne kadar oldu validemiz vefat edeli? Yaz bitti Hürrem. Haremde devamlılık esastır. Maziye takılıp kalamayız. Yeni bir nizam kurulacak. Sana tavsiyem buna uyum sağlaman. Aksi halde bertaraf olursun. İlk icraatında validenin dairesine geçmek mi oldu? Şehzademden daha mı kıymetlisin? Neden benim oğlum için hala daire açılmıyor? Mustafa'm sancağı çıkar çıkmaz onun dairesini Şehzade Mehmet'e tahsis edeceğim. Ben buraya geçince kendi dairemi de Gülfem'e. Mahidevran, Allah senden razı olsun. Her şeyi düşünmüşsün. Sümbül. Sultanım. Dikkatli olun. Sakın diyeyim kırıp dökmeyin. Sultanım. Vaziyet nedir Fidan Kalfa? Arzu ettiğiniz gibi hazırlayacağım daireyi sultanım. Fakat biraz vakit alır. Elinizi çabuk tutun. Bir an evvel geçmek istiyorum. Fatma nerede? Kayboldu yine. Şehzademiz çağırmış galiba. Yanlarına gitti. Söyle ona. Aklını başına alsın. Böyle devam ederse koyarım kapının önüne. Gel. Sultanım. Nihayet gelebildi. Sultanım bağışlayın, şehzademizin yanındaydım. Ne oldu? İkna edemedin mi? Sultanım kötü bir niyetim yok. Ben şehzademiz için endişe ediyorum. Bu da nereden çıktı? Manisa'da yalnız kalacaklar. Hürrem Sultan bu fırsatı illa değerlendirmek ister. Ne malum yine zehirlemeye çalışmayacağı? Bizden biri yanında olmalı. Hakkın var Fatma. Gerçi emniyeti için hususi tedbirler alındı fakat... her ihtimali düşünmekte fayda var. Fidan'a söyle hazırlansın. Şehzademle gidecek. Sultanım. Seni severim Fatma. Bana sadıksın. Oğlumla alakalı hayallerim varsa... ki herkes gibi senin de var... evvela benim yanımda olmalısın. Sultanım. Uğrunuza canım feda. Gel. Sultanım, Yahudi Sarraf Rakel Hatun geldiler. Gelsin. Sultanım. Hoş geldin Rakel Hatun. Nasılsın? Hoş bulduk sultanım. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Huzurunuzda bulunmak büyük saadet. Getirdin mi altınları? Siz isterseniz de getirmez miyim? Cihan'ın bütün altınlarını sererim önünüze. Güzel. Lakin sultanım, borcunuz bir hayli arttı. Malum daha öncekileri de tahsil edemedim. Kimin borcu kalmış haremde Rakel Hatun? Vakti gelince sen de alırsın. Ama sultanım, vakti geldi de geçiyor. Malumunuz benim de kendime göre ufak tefek harcamalarım var.
sana vakti gelince alırsın dedim. Elbette. Bağışlayın sultanım. Başka bir arzunuz yok ise... Olursa haber ederim. Çekilebilirsin. Sultanım. Bir haftaya kadar hazır ederiz dairenizi. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Ne istediysem aynen yapılsın. Gülfem Hatun. Buyurun sultanım. Mimar başına haber edilsin. Arka tarafa hususi bir hamam yaptırmak istiyorum. Başka yaptırmak istediğim şeyler de var. Bizzat görüşmek isterim. Sultanım. Elbette ki bunlar hakkınız. Ne arzu ediyorsanız yapılır. Fakat şimdi yaptırmanız münasip değil. Sefer öncesi sizi sıkıntıya sokar. İcab ederse kendi cebimden karşılarım Gülfem. Sen ne dediysem onu yap. Fatma, Sümbül'ü bul bana. Neredeyse gelsin. Sultanım. Sultanım. Ben de seni arıyordum. Nereye kayboldun yine? Çarşıda işim vardı sultanım. Siz beni neden görmek istediniz? Duydum ki Gülhan'ın yolundan gidiyormuşsun. Hürrem'in pis işleri artık senden mi soruluyor? Tövbe haşa ben... Bu yol yol değil Sümbül ağa. Bir an evvel dön. Hürrem'den sana fayda gelmez. Ben sadece vazifemi yapıyorum sultanım. İnşallah öyledir. Aksi halde Gülhan'ın yanına gidersin. Sultanım. Neden kimse yok? Ben hemen malumat alırım sultanım. Sultanım. Ne bu dairenin hali Fidan? Neden kimse çalışmıyor? Ben size burası derhal bitecek demedim mi? Sultanım, Gülfem Hatun geldi. Durdurmamıza emir buyurdular. Onun ne haddine böyle bir emir vermek? Ben de sual ettim. Neden dedim. Sana mı hesap vereceğim diye kızdılar. Git çağır şunu. Bakalım derdi neymiş. Emredersiniz sultanım. Gülfem sabrımı zorluyor. Böyle devam ederse vazifesinden alacağım onu. Hünkârımız ne der? Malum kendileri tayin etti. Diyarı nasıl yolladıysak onun da icabına bakarız elbet. Sultanım. Gülfem Hatun. Derhal izahat ver. Dairemin tadilatını neden durdurdun? Bu benim kararım değil. Hünkârımızın emri. Ne emriymiş bu? Rahmetli Valide Sultanımızın dairesinin size tahsis edilmesini uygun bulmadılar. Hünkârımız. Ne vakittir harem işleriyle alakadar olmaya başladı? Yoksa sen mi söyledin bunu? Benimle alakası yok. Hürrem Sultan'a haberdar etmişler. Başka kim olabilir ki? Sultanım sakin olun. Tebrik ediyorum. Yine istediğini yaptırmışsın hünkârımıza. Daireyi aldılar elimden. İsabet olmuş. Validemizin aziz hatırasına saygısızlıktı bu.
Hemen şikayet ettin değil mi? Hünkârımızın arkasına sığındın, gözyaşlarınla kandırdın. Marifet gözyaşlarında olsaydı senin boy boy çocukların olurdu malum. Mütemariyen ağlayan sensin. Kes sesini yoksa! Yoksa ne? Ne yaparsın? Mahidevran kabul et. Haremi idare edemiyorsun. Bence daha fazla rezil olmadan hünkârımızla konuş. Azlini iste. Yoksa hünkârımız seni azledecek. Haremi de terk edeyim istersen. Kimsenin huzuru kalmadı. Cariyelerin, ağaların, kalfaların yevmiyeleri ödenmiyor. Dediklerine göre uçan kuşa borcun varmış. Kimseye borcumuz yok. Aksine bolluk içindeyiz. Hazneder burada. İstersen ona sor. Sultanımızın hakkı var. Kimseye borcumuz yok. Yevmiyeler de ödeniyor. Demek öyle. Çok merak ediyorum Mahidevran. Bunca harcamanın kaynağı ne? Nereden geliyor bu altınlar? Üzerine vazife olmayan işlere karışma. İlaveten bir daha beni sakın şikayet etme. Kuvvetin yetiyorsa kendin çık karşıma.